Aa dünkü o skandal torpil muhabbetini duymadınız mı? E tabi belki medya size göstermemiş olabilir. Ama biz burada bugün bu ülke İslam ülkesidir diyen Adalet Bakan Yardımcısı Ramazancan'ın torpil iddialarına bakıyoruz diyeceğiz. Çünkü çok kolay adam harcıyorlar be. Ne yapalım? Şimdi çok popüler bir haber değil normalde hukuk devletlerinde bu tarz haberler çıktığı zaman hemen bir istifa haberi, onun üstüne açıklamalar falan gelir. Skandalın üzeri özürlerle örtülmeye çalışılır ama Türkiye'de böyle bir durum henüz yaşanmadı. Peki ne? Bu torpil muhabbeti. Gelin beraber inceleyelim. Şöyle diyor. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazancan'ın görevde yükselme mülakatına girecek. Bazı personelin torpil taleplerine takipteyiz diyerek özel kalemine yönlendirdiği mesajlar Fox TV'nin kameralarına yakalandı. Evet Fox TV ilk olarak bu haberi yansıttı ancak daha sonrasında tüm Türkiye'de gündem oldu diyeceğim ama dediğim gibi bazı medya kuruluşları neredeyse tamamen hükümetin kontrolü altında olduğu için bu haberleri oralarda göremedik. Şimdi haber şöyle devam ediyor. Cep telefonundaki yazışmalarının Fox TV kameraları tarafından görüntülendiğinden habersiz olan Can'a torpil talebini iletenlerden biri de CHP'den AKP'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ydi. Onu da yakından tanıyoruz. Kendisini evet CHP'den AKP'ye geçmesiyle tanımıştık ve onun hakkında da bir video yapmıştım. Bu haberin yayılmasının ardından Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından ilgili videoyu paylaşarak kendisini şu sözlerle savunuyor. İzmir'den şehit babası R.O.'nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun takdirlerinize diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş. İyi de abi torpil bu zaten. Torpilin bundan başka bir tanımı mı var? Şehit yakınlarına yardımlar devletin kanunlarıyla gerçekleştirilir. Bu senin ekstra bakanlardan, yardımcılarından iletişime geçerek yapabileceğin bir şey değildir. Zaten video TikTok'ta paylaşıldıktan sonra insanlar bu tarz kanunlardan habersiz olduğu için ve bunun esasen torpil olduğunu bilmedikleri için Fox TV işine baksın, iyi ki yapmış gibi yorumlarda bulunmuşlar. Arkadaşlar bu böyle bir şey değil. Türkiye'de hukuk kanun var. Bunları belirleyen insanlar var. Siz nerede gördünüz mesajda bunların belirlendiğini? Adalet Bakanı da açıklama yaptı. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattır dedi. Ayrıca bildiğim kadarıyla şehit ailelerine devlet zaten belli bir miktar yardım yapıyor. Yanlışsam lütfen beni yorumlarda düzeltin. Devlet bunu başkalarının hakkına girerek değil, şehit ailelerini buradan ayrı tutarak yapmalı. Her şeyin ismi güncelleniyor farkında mısınız? Zamlara başka bağıt uydurdular. Enflasyona başka bir şey dediler. Şimdi de torpil adı değişti, hassasiyet oldu. Ve farkındaysanız konu işe girmeyle alakalı değil, yükselme mülakatı. Kurumlarda hadi işe alımı geçtim, özellikle yükselmeyle alakalı torpil dönerse kurumlar ne hale gelir haberiniz var mı? Arkadaşlar ben ama nereye gittim? Ciğerine <laughs> gittim. 17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokraside yükselme o olan oluyordu. Peki o Türkiye İslam Devleti'dir paylaşımı? Siyasal İslam'ı görüyorum arkadaşlar. Yani iliklerime kadar hissediyorum. İşin içerisinde ahlaka dair pek çok uzaklara dalarak baktığımız konu var. Ancak yine de İslam ağızdan düşmüyor ve yine bir şeyler kullanılıyor. Bakın bu sefer de hassasiyetler üzerinden gidilmiş. Karşı tarafı neyle suçluyorlardır sizce? Yoksa siz şehit ailelerine ayrıcalık gösterilmesini istemiyor musunuz? Evet biraz daha kokusunu alıyorum siyasal İslam'ın. Hiç gitmiyor. Ve Mehmet Ali Çelebi'nin bu yaptığı açıklama da doğal olarak hiçbir şekilde karşılık bulmadı. Yorumlarda insanlar deli gibi eleştirdiler. O da böyle aşağı başka konuşmalarını meclisteki tweetlemiş. Gerçekten bambaşka bir psikoloji. Yani sizi buradan yakalamadım ama ama bakın böyle konuşmalarım var. Bayağı milliyetçiyim. Bayağı aslında sizin tarafınızdanım deyip o konuşmalara eklemiş. Ah siyaset sen ne güzel bir şeysin. Evet dediğim gibi normalde demokratik gerçekten hukuk devletinde yaşasaydık bu olayın skandal üzerine skandal diye bütün Türkiye televizyonlarında paylaşılması, konuşulması, tartışılması gerekirdi. Ama bugün geldiğimiz noktada ben konuşuyorum. İşte birkaç tane haber sitesinde gördüm. Yerel var, muhalifler var. O kadar yani. Hadi diyelim ortada hiç torpil morpil dönmemiş. Karşı taraftan herhangi düzgün bir açıklama da yok. Hani mesela A Haber var ya, böyle durumlarda eğer kendilerini iftira atıldığını düşünürlerse hemen haber yaparlar. Aslında böyle değil. Bakın bunlar şerefsiz diye. E öyle bir şey de yapılmamış. Savunulacak bir şey yok çünkü. Evet, bugün de böyle. Orta Doğu'da normal bir gün.